Evet, devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi Skype bağlantısı yapacağız. Ulaş Özdemir bizleri bekliyor Skype hattımızda. Günaydın Ulaş Özdemir. İyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi. İyi yayınlar. İyi çok haftalar teşekkürler, size. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Trabzonspor'la başlayalım. Bütün gazetelerde paylaştık tabii ki Orsic'in sakatlığı. Moralleri bozdu. Aslında bütün Bordo Mavili taraftarlar bugün gelecek haberi bekliyor. Tabii ki dileriz ki bütün futbolcular için dileğimiz bu ki ciddi bir sakatlık olmasın. Var mı acaba bir istihbarat gelen, size şimdiden gelen bir bilgi acaba Orsic'in durumu ile ilgili? Ve eğer bir süre olmazsa ki geçen sezonda Trabzonspor sakatlıklardan, özellikle sezon başı sakatlıklarından çok çekmişti. Nasıl etkiler takımı? Yere düştüğü anda dizim diye bağırdığını biliyoruz. Tabii bu dizim diye bağırması bir menisküsten kaynaklı bir durum mu yoksa bir bağ yırtılması mı? Onu çok kestiremiyoruz. Çünkü o sakatlıktan sonra mevcut olan bölgede de bir ödem var ve çok sağlıklı bir sonuç ilk etapta alamıyorsunuz. Ama hani bizim edindiğimiz bilgiler durumun çok iyi olmadığı yönünde sevgili Ezgi. Ya muhtemelen bir bağ yırtılması ya da bir menisküs kaynaklı sakatlık yaşayacak gibi duruyor şu an için. Ama inşallah bu iki durumda yaşanmaz ve bir adale sakatlığıyla beraber kısa bir süre içerisinde sahalara döner. Çünkü Trabzonspor'un da önemli bir oyuncusu Orsic ve özellikle sol kanatta Bielisa'nın da tercih ettiği eski öğrencisi, eski oyuncusu. Ve haliyle bu yaşanan durum tabii Trabzonspor'da da moralleri büyük ölçüde bozdu. Bugün öğleden sonra muhtemelen 3-4 gibi ya da en geç 5'e kadar Orsic'in sakatlığının ne olduğunu çok net bir şekilde öğreneceğiz gibi duruyor. Ama dediğim gibi inşallah, yani hiçbir futbolcu bunu yaşamasın tabii ki, ama özellikle dün yaşanan bu durum kendisi açısından büyük bir talihsizlik. Dolayısıyla iyi haberler alırız diye umut ediyorum ben de. Dileriz ki öyle olur. Şimdi biraz transferden devam edecek olursak, sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda aslında ihtiyaç olan bölgeler ve ihtiyaç olan profillere biraz değinmiştik. Geçtiğimiz haftada Tekliş transferi yapıldı. Şöyle bir isim isim yorumlayacak olursak, şimdiye kadarki hamleleri kağıt üzerinde nasıl değerlendirirsiniz? Bence gayet iyi. Özellikle Tekliş transferi, yani izleyenler var mı bilmiyorum ama yani Trabzonspor'un bir 10 numarası diyebiliriz aslında. Sağ iç tarafta da oynayan bir futbolcu gerçi, ama daha çok 10 numarada tercih ediliyor. Ve Trabzonspor'un o bölgede sorun çözebilen oyuncusu, özellikle geçen sezon için söylüyorum, yoktu. Yani orada kısmen Bakasetas, Abdülkadir Ömür, kaldı ki Hamşik'in sakatlanmadığı o süreç içerisinde hiç olmazsa bu oyunu yönlendirebilecek, ön alanda oradaki sorunları çözebilecek bir oyuncunun temel eksikliğini çok hissetti. Tekliş daha çok rakibin zaaflarına göre oyunu ve oyuncuları yönlendirebilen bir oyuncu. Biraz öyle bir profil olarak anlatırsam daha net anlaşılır. Gösterişsiz bir transfer olarak görünüyor. Çok bence hani insanlar ilgi göstermiyor olabilirler, ama Tekliş'i bilenler bence Türkiye Süper Ligi'nde Trabzonspor'da oldukça başarılı işlerin altına imza atacak, onu söyleyeyim. Özellikle birkaç maçını da izlemiştim ben. Ve dün bir kez daha böyle dönüp geçmişe doğru baktığımda, evet, yani Trabzonspor'un o alandaki temel ihtiyacını büyük ölçüde çözebilecek bir oyuncu gibi duruyor şu an için. Trabzonspor'un tabii ki 6 numara eksikliği hala devam ediyor. Oyunu iki yönüyle oynayabilen sevgili Ezgi. Bunun yanında bir sağ bek transferi. Şimdi Orsic sakatlandı ve Orsic'in sakatlığından sonra o kanada bir oyuncunun alınması artık bir elzem haline gelecek eğer bugünkü sonuçlar iyi çıkmazsa. Ve tabii ki de bir santrafora ihtiyacı var. Stoperlerle ilgili ben tabii ki çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hocanın tercihi bunlar. Ve hoca tercih ederken de hatırlarsan yaptığı açıklamada bu lig uzun toplarla oynanan bir lig demişti. Türkiye Süper Ligi'nin bug'ını bir ölçüde çözmüş ve haliyle uzun boylu ve fizikli stoperleri tercih etti. İki oyuncuyu da tanıyor, biliyor. Bence de fena durmayacak gibi duruyor. Eğer o tandemi çok doğru oturtabilirse Fernandez ve Benkoviç'le beraber Trabzonspor
Özellikle Edgar'ın sakatlığından sonra hissettiği o savunmadaki problemleri bu iki oyuncu ile çözebilir. Bir sağ bek transferi temel bir ihtiyaç çünkü Trabzonspor özellikle o kanattan yani sağ taraftan oyun kurmakta kanat oyuncusuyla çok büyük problemler yaşadı. Bazen tabi hocanın sahte bek de kullandığını görüyoruz. Özellikle sağ beki orta sahaya çekip orada bir savunma bir ikili gibi yani iki pivot gibi, oluşturma gibi bir olayı da gerçekleştiriyor saha içerisinde. Bu anlamda hani bu özellikleri de taşıyan bir sağ bek alacak gibi duruyor Trabzonspor. Kampın ikinci etapı ve şu an için Orçiz'in sakatlığı ve bunun yanında da gelecek sezona dair Trabzonspor'un ne yapacağı aslında en büyük soru işareti. Tabii rakiplerin yaptığı transferlere baktığın zaman ki bunlar çok iddialı transferler özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın. Bu iddialı transferler içerisinde Trabzonspor'un bu maliyetleri yukarıya doğru çıkartıp ya böyle bir organizasyona gireceğini ben düşünmüyorum. Ama Trabzonspor eksik olan bölgelerine bu oyuncuları transfer edip tamamladığında yine bu yarışın içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Herhangi bir sakatlık yaşamadığı sürece. Tabii en büyük sıkıntısı santrafor bölgesinde. Forvet hattı Trabzonspor'da şu an için Gomez var. Sanırım senin yayında söylemiştim sevgili Ezgi. Yani Trabzonspor Gomez'i gönderemediği an oraya herhangi bir transfer maalesef yapamayacak. Onu da belirteyim. Çünkü Gomez'in bir maliyeti var. Maliyeti de yüksek. Ama yani Bielisa'da kendi oyun sistemi içerisinde oraya bir pivot santrafor istiyor. Dolayısıyla şimdi bu iki durumda ya Gomez gidecek oraya Petkovic gelecek ya da Gomez'i gönderemeyecekler. Başka bir takıma kiralama ya da satma durumu olmayacak ama buna rağmen her şeye rağmen Petkovic alınacak mı? Orası benim için bir soru işareti. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki bir de takımın genel yapısından biraz bahsedecek olursak hazırlık maçları da devam ediyor. Yarın da Rabotnički ile bir hazırlık mücadelesi var. 17.30'da Aspor'dan naklen yayınlanacağını da izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Özellikle az önce okuduğum haberlerde Bielitsa'nın savunmaya biraz dikkat çektiğine, çok fazla gol yendiğine dikkat çektiğine dair haberler de paylaştık. Bu noktada hem savunmayı hem de belki Uğurcan'ı da biraz değerlendirebiliriz. Az önce Uğurcan'ın yaptığı açıklamalar bu sene burada kalmayı düşünüyorum kulübümle de. Derse o kulübümün menfaatleri öndedir şeklinde açıklamaları yine dikkat çekiyor Uğurcan'ın. İsterseniz savunma ve kale bölgesinde de ne vaat ettiğine dair belki hazırlık maçında neler göreceğimize dair de biraz konuşabiliriz. Şöyle sevgili Ezgi yani sahadaki organizasyona baktığınız zaman bir omurga lazım. Bu omurga nedir? Kaleci, sizin önünüzdeki savunmacı, orta saha ve forvet. Yani bu omurgadır ve bu omurganın etrafını siz şekillendirmeniz lazım. Transfer böyle yapılır ama öncelikli olarak buraları almanız gerekiyor. Tabii bazen olmuyor, bazen yanlarını alıyorsunuz. Ama ilk etapta bu omurganın tamamlanması lazım. Şu an için kaleciniz okey, Uğurcan. Kalacağım dedi ki, ya eğer bir transfer yapmasa zaten Türkiye'de herhangi bir takıma transfer olması mümkün değil. Sayın Başkan bunu çok net bir şekilde ifade etti. Türkiye'de hiçbir takıma satmam Uğurcan'ı. Avrupa'dan gelebilecek iyi bir teklif de ancak kulüp menfaatleri de burada karşılarsa bu teklif kabul edilecek ve gönderilecektir Uğurcan. Onun dışında Uğurcan'ın kalma isteği, arzusu bence Bielisa'dan kaynaklı. Çünkü hem hocanın oyunculara yaklaşımı, hem oyun sistemi, hem taktik anlayışı bu anlamda Uğurcan'ı bayağı etkilemiş gibi duruyor ki takımında kaptanı ve seneye bu takıma ben kalarak liderlik yapmak istiyorum ve başarılı da olacağımıza inanıyorum diyor. Bu güzel bir şey bence. Çünkü Uğurcan'ın geçen seneki performansı öyle istenilen düzeyde değildi. Savunma ile ilgili bir şey söyledi aslında Uğurcan. Yani benim önümdeki oyuncuların değişmesi ciddi anlamda kendisinde de sıkıntı yaratıyor. Çünkü siz önünüzde Edgar ve Hugo ile oynadığı zaman Trabzonspor Uğurcan yine orada çok kritik bir ifadesi var. Nerelerde hata yapacağını bildiğim için bu iki oyuncunun da affedersiniz onu ben kapatıyordum kaleci olarak dedi. Bu çok doğru bir tanımlama bir kaleci için. Dolayısıyla şimdi oradaki
Stoperleriniz değiştikçe onların temel özelliklerini ve nerede hata yapacağınızı, bu bir tanıma sürecidir bir kaleci için. Haliyle hata oranınız da yükseliyor. Görünen o ki hani bu seneki o az önce bahsettiğim stoper tandemini eğer Trabzonspor doğru bir şekilde kurgulayabilirse Uğurcan da büyük bir katkı verecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında oyunda şöyle bir şey vardır idmanlarda. Yani siz sadece bir taktik antrenman, bir ısınma, bir fiziksel yüklemeyle beraber bitiremezsiniz o idmanı. Sonuçta oyuncuların temel eksiklikler olabilir. İşte bunu Dorukhan'dan bahsederek gelelim istersen sevgili Ezgi. Daha doğru olacaktır çünkü. Yani 6 kilo fazlan var. Bu kiloyu vermen gerekiyor ve dolayısıyla ekstra antrenmanlar yapman gerekiyor kendin için. Yani bireysel çalışman lazım dedi Bielitsa ve bunu kabul edemedi Dorukhan. Dolayısıyla bir ayrılık yaşandı. Yani oyuncular sadece hocanın yaptırdığı idmanlar değil, ayrıca bireysel çalışmalar ve yine bu bireysel çalışmaların içerisinde takımın haricinde bireysel olarak antrenörlerle de eksik yönlerini kapatması ve ona göre çalışması gerekiyor. Şimdi Evet. gördüğümüz şu, hem kalecilere yönelik bireysel çalışmalar hem savunma orta saha tamamlandığı anda ve hücum hattı da yine böyle idmanların dışında bireysel olarak Bielsa'nın ekibi tarafından çalıştırılıyor ve bunun devam edeceğini görüyoruz. Bu oyunculara müthiş bir katkı sağlar. Hem oyuncuyu geliştirir hem de eksik yönlerini de kapattırır diye düşünüyorum. Bence çok doğru bir organizasyonla ilerliyor Bielsa. Peki, Ulaş Özdemir, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta diliyorum.